Herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Evet. Sonunda artık size şu yarı boş ev turunu çekeceğiz bakalım. Şöyle şıkı şıkı giyindik. Ve yeni evimize doğru yola çıkıyoruz. Dünkü videodan zaten eşyaları taşıdığımızı gördünüz. Ama dünkü videoda böyle ufak ufak spoiler vererek zaten evi birazcık görmüş oldunuz ya da olmuşsunuz. Artık bilemiyorum yani ne olacak ne gidecek. Ama şimdi evimizin anahtarını çok şükür teslim almaya gidiyoruz. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Çünkü ben de çok kısa bir kere bir girdim. Onda da sadece şöyle hani anda bunda bir bakabilmiştim. Ben de tam anlayamadım. Çünkü ev hani içi komple eşya dolu olduğu için. Öyle bakalım. Çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Birazcık da stresliyiz. Her şeyimiz böyle son güne maç kaldık. Var akşam maç. Daha maçına. Herkes maça bakarken ben çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Yeni evimiz, yeni yuvamız için uğraşacağız. Neyse bakalım. Evi komple taşımadan önce dedim ki bacıkolarıma, sevgili takipçilerime. Buradan döner mi? Döner. Güzel dedim şöyle. Olabildiğince boş bir şekilde, boş değil ama olduğu kadarıyla şöyle bir boş ev turu yapalım sizlerle. Ondan sonra da önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Sen onu şeyde fark etmedin mi? O direkt şeyde de çalıyordu. Bizim yeni evin önünde. Sen arka arkaya giderken. Yok o gelip sesi diyor. Ha. Dışarı haber veriyor. Neyse bakalım öyle. Burnum kıpkırmızı. Burnum kıpkırmızı. Gidelim. Nereden doğru gidelim? Sen bilirsin. Ay, yok ya şuradan git ya. Şineş tersine gidelim diyelim. Ha olabilir. Evet o da mantıklı. Şineş tersinden doğru çok gidebiliriz. Çok ulaşıyoruz. Ha o da doğru. Aman Hülse'de gitmişti bundan be. Boş ver Şineş tersinden doğru git. Neyse be. Aa çok uzatmayayım. Gittiğimiz zaman bakalım TK'cıma kendimi çektireceğim. Ya da ben evi şöyle bir çekeceğim. Bakacağız bakalım onu ne yapacağız, ne edeceğiz. O niye bekliyor orada? Ben ne bileyim neyi bekliyor. Bakıyor herhalde nasıl girip çıkıyorum diye. Ha. Hadi bakalım yeni evde görüşürüz. Ben geldim. Hoş geldin. Ay çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir evimiz var. Evet arkadaşlar direkt böyle buradan girişten sizi karşılıyorum. Burası bir holümüz. Holümüzün girişi. Hemen holümüzün girişinde yatak odamız var. Evet biz bu evde bazı mobilyaları burada oturanlardan satın almak istedik. Şöyle bir kısmı turbudum olacak. Bir kısmı benim olacak. Yani şöyle size hızlıca göstereyim. Burası da diğerinin aynısı. Böyle bu şekilde burası Turgut'la benim odam olacak. Ama yatak odamız maalesef birazcık geç gelecek. Sağ olsun perdeleri bıraktılar. Zaten eğer ki o perdeleri alıp gitseydi ben de direkt böyle bunlardan alacaktım. Çünkü bir de aynı odalarının şu şekilde burada komodimiz var. Ona ait. Buraya da biz televizyonumuz açacağız. Hadi şimdi diğer odalara gidelim. Holumuz var. Bu holden de diğer tüm odaları gidiyor. Burası güneşin odası olacak. Bir tek burada şu an ışıyor. Işık yok ama hemen şöyle açayım. Burası güneşin odası olacak arkadaşlar. Güneşin kendisine aynı falan takabilirim dedi. Çünkü hani lazım değil dedi. Dedim olabilir. Şu duvar IKEA kitaplık raflarının da kalsın mı diye sordular. Ben de olabilir dedim. Gülşen buraya kullanabilir. Şimdi bütün evlerde perde olması benim için ayrıca çok iyi oldu. Hem bembeyaz. Bu arada evde böyle laminatlarıyla da satın almak istedik. Yine benim istediğim gibi şu tozluklar kesinlikle ben de beyaz istiyordum. Tozlukların da beyaz olması ayrıca çok güzel. Matrasyayı da onlar almayacakmışlar. Dedim tamam o zaman dur. Çünkü bizim de yatağımız yok. Aynen. Yataklarımız gitti. Bir de onların minik oluşunu ama şimdilik burada duracak. Yine böyle bu şekilde burada bir giriş
işimiz daha var arkadaşlar. Burası bina girişi. Bu binada iki aileyiz. Burası ama biz genel girişimiz olarak bu dış cepheyi kullanacağız. Ondan sonra şöyle banyomuz var. Banyo çok güzel. Ben zaten bu evin banyosunu görünce direkt düştüm yani. Çünkü komple bu ev full yeni yapıldı 2 sene önce. Tüm fayanslar yeni yapıldı. Yani böyle duşa kabin olması. Yine hani buraya böyle pembe olarak da pembeyi de bıraktım. Antemden aldım dedi. Hem yani böyle yukarıdan armatür, Türkçesi ne bilmiyorum. Yağmur şey o. Aynen. Yağmur başlık diye geçiyor. Burası da var. Bu arada bunu da Onur komple yeni taktı dedi. Sizin için ekstra aldık dedi. Bu dolapları da direkt biz dedik kalsın. Hiç dedik almanıza, çıkarmanıza gerek yok. Zaten şöyle. Burası da yine dolabımız. Bu da böyle ledli. Zaten turbut ledli şeyleri siliyor. Aynen. Banyomuz da böyle bu şekilde. Çamaşır odamız aşağıda olacak. Aynen. Hep böyle spotlar var. Bu arada evde. Hemen yanında mutfağımız var. Mutfağımız aşırı uzun. Neredeyse 5 metre uzunluğunda. Ama dar. Ama yetiyor. Tüm mutfak aletleri ve gereçleri hepsi Siemens'ten. Bu kendiliğinden işte yıkanan, temizleyen bir turumuz da var. Yine perdelerimiz, dolaplarımız. Çok güzel. Ben bu evde, Turut bu evde kesinlikle bulaşık makinesi yok herhalde diyordum. O da böyle gizli olduğu için de ayrıyetten çok güzel. Yine benim de yaptığım gibi o da komple şey yaptım dedi. Bir kere boş yıkadım dedi. Dolaplarımız çok güzel. En çok merak ettiğimizde o gün ben bakamamıştım. Buzdolabı acaba büyük mü değil mi diye çok merak ediyordum. Buzdolabımız geniş. Maşallah bayağı büyük. Aynen. Evet. Çok şükür. Zaten derin dondurucumuz da bizim var. Onu getireceğiz. Hı-hı. Dolaplar çok güzel. Fırın zaten hiç kullanmamış. Çünkü şey vardı o deminki aleti gördüğün. Bak Özlem abla gördüğünü hiç kullanmadım diyor. Tertemiz duruyor. Yine komple kendisi bir temizlemiş etmiş sağ olsun. Her yer zaten tertemiz mis gibi. Biz bu mutfağı da onlardan tek direkt satın almak istedik. Aslında satmak istemiyorlardı. Hı-hı. Hiçbir şekilde satma taraftarı değillerdi. Ama şimdi sordum, teklif ettim. Dedim ki size de dedim hani iş olmaz. Hem bunu dedim sürekli zorunda kalmazsınız. Bizim için de dedim iyi olur. Onlar bir düşünmek istediler. Sonra bize bir rakam verdiler. 6.000 euro dediler. Hani almak isterseniz bize tamam dedi. 6.000 euro iyi güzel. Kabul ettik. Burası da oğlanlarımız. Burası da oğulmuşlarımız. Odası olacak inşallah. Onlar bu ne? Tabii kepenkleri kapatmışlar. Bilmem. Radyo mu? Biz şöyle kepenklerimizi bir açalım. Mutfağın şöyle zünnesi biraz kapalı, bozukmuş ama onda bir zil. Böyle arkadaşlar, burası olanların odası olacak. Burası da yine bayağı geniş, biraz düşük. Düşen odasından bir tık daha geniş. Burası şey ama. Susturamıyorum. Uzun bir süre tut. Olanların odası olacak. Yataklar, dolaplar falan nasıl gelecek bilmiyorum. Burası çünkü böyle simetrik bir bozukluğu var. Birazcık böyle bir şu tarafa doğru daha ve eğilim. Burası sağ olsunlar. Onları direkt kendilerine bırakmış. Çok çok en güzel yere geliyoruz. Burası çok güzel. Solunda istediğim gibi kocaman bir hatır odası. Burası oturma grubumuzun oğlu bölüm. Bu o aslında dolapları da kesinlikle zaten görünce direkt dedim ki bu dolaplar kalması lazım inşallah satarlar diye. Kendi içimden geçirmiştim buraya geldiğimde sordum da satıyoruz dediler. Onların böyle fiyat şeylerini ben size daha sonra hep anlatırım. Özellikle bu lamba değerleri de, aydınlatmaları da pardon istemiştim. Spotlar zaten evin kendisinin yine hep böyle burası komple yeni yapıldı, tertemiz arkadaşlar. Böyle, burası yemek bölümümüz. Tabii bizim çoğu mobilyamız biraz geç gelecek. Ama genel olarak evimiz böyle bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki aşamaları zaten evi düzmesin, eşyaların gelmesi, temizlik yerleşmesi derken
Hepsini zaten önümüzdeki günlerdeki videolarda göreceksiniz. Siz de bir aydır benle birlikte bu evin videosu. Neyse bakalım canlarım benim, böyle işte. Yeni evimiz, yeni yuvamız burası. Bundan sonra tüm videolarımızı burada çekeceğiz. Yatak odamız, yani yataklarımız yaklaşık bir 20-25 gün sonra gelecek. Yemek masamız buraya özel. Türkiye'den, İstanbul'dan çok güzel mermer böyle taşlı. Çok güzel. Yine böyle buraya uyacak. Çok şık bir yemek masası sipariş ettim. Onun da bir gelmesi 20 gün sürecek zannedersem. Yavaş yavaş yerleşeceğiz. Önemli olan artık anahtarı teslim almamızda. Şimdi yavaş yavaş artık tüm böyle eşyalarımızı buraya getireceğiz. Buranın artık işte hani ince temizliği, ondan sonra yerleşiyorduk vesaire gibi tüm detaylarla kesinlikle sizle benle birlikte ortak bir şekilde yapacağız canlarım benim.